her zaman şeytan mı giriyor falan diye böyle bir yorumla da karşılaştım. Bir arkadaşın, kıymetli bir arkadaşın sohbetinde. Yine orada esnemenin savunulduğu bir sohbette tabii ki. Mümkün olduğu kadar esnemenin lehinde cevaplar verilmiş. Yorumlarda da onu gördüm. Orada haddime düşmez cevap yazmadım. Tanıdığım bir arkadaşımız olmasına rağmen. Oradaki havanın şeyini bozmak istemedim. Tarzını. Sunucuya saygımdan dolayı. Şimdi burada kendi gerçek bildiğim bilgiyi aktarıyorum. Esneme olayı bir enerji varlığının girip çıkış çıkma anıdır. Girme ve çıkma anıdır. Bir enerji varlığı. Çıkış da olabilir, giriş de olabilir. Niye çıkıyor, niye giriyor? Şimdi bu diyelim önce bir dua ile alakalı. Namaz kılarken ya da zikir çekerken esneme başlar. İçerideki varlıklar, enerji var, negatif varlıklar, karanlık varlıklar bu aydınlık bir ruhun, nurun oraya gelip onları yakmasına yani ölecekler, yok olacaklar, sönümlenecekler. Buna razı olamayacak, yanmayı göze alamayacaklar için ne yapacak? Çıkması lazım. Esneme anı demek şeytanın ya da enerji varlıklarının içeri girme anı demek. Ağzını açarken, açıkken içeri giremiyorlar. Öyle bir hakları yok. Şuursuz nefes alımında girerler. Bakın burası çok önemli. Kontrolsüz, irade dışı. Hı hı. Esnemede irade dışı bir hava alışı vardır. Yani öyle bir gerinir falan bir şeyler